İnsan adım atmak için tam olarak neyi bekler? Evet, bu sorunun farklı cevaplarını verebiliriz. İnsan psikolojisinde insanın bireysel adımları kendine özgü ve biriciktir. Belki de çoğumuz yaşamımızda genel olarak adım atmaktan ve karar vermekten kaçınmayı tercih ederiz. Çoğu zaman birilerine güvenmek, birilerine dayanmak ve kendi üzerimizdeki sorumluluğu onlara yüklemek isteriz. Sonunu düşünmeden yaptığımız bu sorumluluklarımızı atma hareketimiz bazen bizleri felaketlere de sürükleyebilir. Nasıl mı? Bu durumun sarsıcı bir örneği 28 Eylül 1994'te bir facia şeklinde yaşanmıştır. Evet, Estonya feribot faciası. Araba ve yolcuları taşıyan Alman yapımı büyük bir feribot, Estonya'nın başkenti Tallinn'den İsveç'in Stockholm kentine gidiyordu. Feribotun su almaya başladığı anda kaptandan bir anons duyuldu. "Merak etmeyin, şu an dünyanın en donanımlı feribotundasınız. Her şeyi halledeceğiz." Ne yazık ki bu anons feribotun Baltık Denizi'nin soğuk sularına karışmasını engelleyememişti. 28 Eylül 1994'te yaşanan bu feribot faciası 852 kişinin öldüğü, 137 kişinin kurtulduğu Avrupa'nın en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçmişti. Dünyanın en güçlü feribotu kıyıya çok az metreler kala batmış ve sadece yüzerek karaya çıkan 137 kişi kurtulmuştu. Geriye kalan 852 yolcuysa boğularak ölmüştü. Evet, olay buraya kadar belirli bir ilginçlik içeriyor. Fakat olayın asıl ilginç kısmına yeni geliyoruz. Ölenlerin büyük çoğunluğu çok iyi yüzme bilen kişilerden oluşuyordu. Peki buna rağmen nasıl olmuştu da boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi? Kafaları karıştıran sorulardan biri de aslında tam da bu. Neden insanların çoğunluğu kurtulmak için bir çaba göstermemişti? Kurtulmak için yeterli zamanları mı yoktu? Feribot battığı sırada Finlandiya kıyılarına çok yakın bir mesafede bulunuyordu. Yani aslında kıyıya yakın olması normal şartlarda belki de bu felaketi kolayca önleyebilirdi. Çünkü feribotun su almasıyla sulara gömülmesi arasında yaklaşık 1 saatlik bir süre vardı. Bir saatin ardından feribotun dengesi aniden bozulmuş ve çok kısa sürede alabora olmuştu. Feribotta kalanlar feribotun alabora olmasıyla birlikte hayatlarını kaybetmişlerdi. Yani olayda aslında herkesin kurtulacak yeterli zamanı vardı. Üstelik yeterli zamanı olan bu yolcuların çoğu iyi bir şekilde yüzme de biliyorlardı. Sosyal medyada bu konuyla ilgili birçok paylaşım yapılmış. Hatta gemi batarken son saniyeye kadar izleyenlerin durumuna Estonya feribotu sendromu adı verilmişti. Böyle bir sendromun psikoloji literatüründe bulunmadığı bilinse de bu başlık bir hayli dikkat çekmiş, ölen insanların psikolojisiyle ilgili yorumlarda bulunmuşlardı. İnsanların aslında çok merak ettiği bir soru vardı. Bu kadar çok sayıda can kaybı nasıl yaşanmıştı? Bu sorunun cevabını bulmak için kazayı sadece teknik uzmanlar, yetkililer ve gemi mühendisleri tarafından incelememişler, akademik çalışmalara da konu olmuştu. Bu çalışmaların sayısı ise yıllar geçtikçe çoğalmış, facianın sebepleri, kazada ölenlerin neden kurtulmadıkları gibi konular davranış psikolojisi uzmanları tarafından uzun yıllar ele alınmıştı. 1997 yılındaki kaza araştırma raporlarında hayatta kalanların ifadelerine detaylı olarak yer verilmişti. Feribottan kurtulan iki tanığa göre feribot neredeyse 90 derecelik açıyla döndüğünde yolcuların batan feribotu terk etmeleri söylenmişti. Bu sırada zaten birçok yolcu can yeleği giymiş ve gemiden bırakılan sallara ulaşmak için denize atlamıştı. Denize atlayanlardan bir kısmı sallara tutunmayı başarmış, bir kısmı da helikopterlerce kurtarılmıştı. Kurtulanların tamamı feribotun su almaya başlamasıyla feribotu terk eden yolculardan oluşuyordu. Ölenlerin tamamı ise kaptanın "Panik yapmayın, dünyanın en güçlü gemisindesiniz" sözlerine inanarak gemide kalanlardı. Bir ya da beş değil, tam 852 kişi ise böylece hiçbir şey yapmamayı tercih ettikleri için kıyıya az metreler kala boğularak ölmüştü. Kaptanın kendilerini kurtaracağına son dakikaya kadar inanmak istemişlerdi. Yine 2016 yılında yapılan bir çalışmada kazadan sağ kurtulanların ifadeleri analiz edilmiş. Kazazedelerin ifadelerinin
ne kadar eşleştiğine bakılmıştı. Bu çalışmada kazadan kurtulanların ölenlerin aileleriyle, arkadaşlarıyla, yakın çevreleriyle görüşülmüş ve geçmişleri incelenmişti. Uzun incelemeler sonucundaysa ortaya şöyle bir tablo çıktı. İfadelere göre feribotta mürettebatın anonslarını duyanlar da duymayanlar da bulunmaktaydı. Yani olayla ilgili net bir sonuca ulaşılamamıştı. Fakat biz bu olayın felaketi önemsemeyen ve görmek istemeyen, inanmamayı seçen insan psikolojisi adına iyi bir örnek olduğunu da elbette söyleyebiliriz. Aslında bu olayda insanlar gerçeğe inanmak istemediklerinde gelen felakete de aldırış etmemişlerdi. Felakete aldırış etmeme psikolojisi aslında bize bir yerden daha tanıdık geliyor. Titanic batarken keman çalan adamı hatırlıyoruz değil mi? Wallace Hartley aslında birçoğumuz bu adamı Titanic batarken keman çalan adam olarak belki biliyoruz. Öyle ki bu adam Titanic filminde bulunan sahneyle de bir dönem çokça konuşuldu. Titanic faciasının yaşandığı 14 Nisan 1912 akşamı hiç kimse 42 yaşındaki kemancı Wallace Hartley kadar rahat değildi. Gemi batarken o kemanını eline almış, çalmaya devam etmişti. Kendini kemanının ritmine o kadar kaptırmıştı ki geminin battığını sonradan fark edebilmişti. Fakat bu son anda fark ediş ona ne yazık ki bir şey kazandırmamıştı. Titanic batarken keman çalan Wallace Hartley gemiyle birlikte okyanusun derin sularına karıştı. Hartley bu kadar umursamaz olup hayatını yitirmesinin nedeni belki Titanic'in batmayacağına olan inancı, belki de kemanı olan tutkusuydu. Fakat ikisinde de ortak nokta felakete karşı göstermesi gereken tepkiyi göstermemesi, hatta belki de felaketi coşkuyla karşılamasıydı. İşte bu felaketi görmezden gelmek, kendisi yerine bir başkasını da inandırmak ya da sırtını başkasına dayamak. Bunların hepsi hayatımızda kimi zaman vahim sonuçları beraberinde getirebilir. Her bireye ait olan düşünme, karar alma ve harekete geçme yetileri vardır. Sorumluluklarımızı başkalarına yüklemek, sorumlulukları kendi üzerimizden atmak iyi gibi görünse de örneklerimizde olduğu gibi ciddi sonuçlar da doğurabilir. Yani hiç kimse gelip bize felaketi haber vermeyebilir ya da kurtulmamız için can kurtaran yeleği atmayabilir. İpleri kendi elimize almalı ve gerçekleri görmezden gelmemeliyiz. Yoksa batan gemiyi görmezden gelmek iyi bir strateji sayılmaz. Ya da bütün şartları kendi elimizde hazırladığımız bir felaket düşünün. Bunun sonuçları için birilerini suçlayabilir miyiz? Peki sorumluluklarımızı ortadan kaldırmak için canla başla sarıldığımız inancımız aslında bizim sonumuz olabilir mi?